Bilyoner'den hediyelerle dolu kampanya. Her 5 liralık kupona bir çekiliş hakkı. Çekilişle 25 kişiye Huawei Watch. Maçlar kaçmasın. 10 kişiye iPhone 12 Pro Max. Bültene bakarsın geniş geniş. 10 kişiye 10'ar bin lira, 325 kişiye de toplam 90 bin lira değerinde milyon puan var. İçinden geldiği gibi kupon yaparsın. 10 kişiye 65 ekran Samsung UHD TV. Maç mı izleyeceksin? 10 kişiye 1 yıllık Dijitürk Spor'un yıldızı paketi. İzlediğin golleri şimdi de kendin mi atacaksın? O zaman 10 kişiye de PlayStation 5 var. Ve sıra geldi 10'a. 1 kişiye de BMW 520i. Şu güzelliğe bak. Boşuna demiyoruz. Senin şansın Bilyoner'de. Bilyoner, bahsin ilk adresi. Bilyoner. Merhaba, Çift Pota'ya hoş geldiniz. Uğur Ozan Sulak karşımda. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, seni sormalı. Ben de iyiyim. Hafta sonu birçok güzel maçı ekranlara naklettin. Evet, evdeki sistemle artık ben de yayın yapıyorum. Yayın haklarını da aldım. Önemli bir yatırımla. Bu hafta sonu kadar seni düşük en son 2003 yılında falan gördüm. Uzaktan. Öyle mi? Dün güzeldi aslında ama. Dünden önceki gün bana yaptığın ahlaksız teklif. İkinci yarıyı sen anlat. Kolej maçını ben anlatayım. Ama ben sana üzüldüm. Sen de kolej maçına çok motive girmiyor gibiydin. Evet, ben pek motive girmedim. Hı hı. Bir şekilde aktı ama. Ki zaten biliyorsun yani spikerlikte bir haftada en az 4 kere kurduğum bir cümledir. Bir şekilde aktı. Bir şekilde bitti. Bazen öyle oluyor. Yani bazen zamanında söyledik, her gün et yemeği çıkmıyor. Bazen böyle maçları da kaldırabilmek gerekiyor. Bu lafı şey yapmak istiyorsun. Sahiplenmek istiyorsun. Beni biriyle karıştırmış olabilir misin? Quentin Tarantino'nun doğum günü kutlu olsun. Kutlu olsun. Nice yaşlara Quentin. Euroleague'le başlayalım o zaman. Başla ya, istediğin gibi başla yani. Şimdi cümle kuramayacağım. Ya Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe Beko ile. Şimdi çok şöyle önemli bir galibiyette. Olympiakos'un sıralamadaki durumuna baktığınızda hani Fenerbahçe'nin direkt rakibi değil, işte kötü bir sezon geçmiş, arada ekstra galibiyetler elde edilmiş ama yani seviye farkı ortada. Fakat Fenerbahçe Beko'nun hem Gudur için hem Nando De Colo'nun devreye giremediği bir maçta kazanması, uzun performanslarıyla kazanması. Kyle O'Quinn belki kısıtlı süre oynadı, 13 ya da 14 dakika oynadı. Ama çok etkiliydi ki son çeyreğin başında attığı üçlük bence maçın momentumunu bayağı değiştiren bir an. Keza ikinci yarının başında Olympiakos'un iyi başlayıp sonrasında Fenerbahçe'nin savunmayla tonu belirlediği bölüm. Çok çok önemli bir galibiyet şu açıdan. İşler kötü giderken de Fenerbahçe hedef maçlarda seviye farkını belli etti. Daha önce de konuşmuştuk programda. Fenerbahçe'nin aslında Kokoškov'un girişiyle birlikte çok modern bir hücum oynaması bekleniyordu. Çok modern bir hücum sistemiyle oynaması bekleniyordu. Ama mevcut kadro yapısı itibarıyla çok kolay değildi bu. Ve Kokoškov da bence gayet pragmatik davranarak sezon içerisinde bazı çizgileri çok net çekti. Yani roller zaten tamamen belli. Takım Veseli ve De Colo'nun takımı. Çok fazla üçlük atan bir takım değil Fenerbahçe, beklentinin aksine. İşte post-up sadece hani Pierre'den neredeyse oynayan bir takım. Çünkü Ulanovas da pek o ana plana giremedi. Baktığımızda Fenerbahçe'nin hücumunun en çok kullanılan hani özelliği ya da departmanı neyse topsuz katlar. Fenerbahçe açık ara en çok kat yapan takım. Ve işte yani sadece bunu yani forvetlerden açıklamak kolay olmaz. Hani Veseli'nin tepeye çıkıp oyunu yönlendirmesi zaten farklı bir boyutta taşıyor Fenerbahçe hücumunu. Olympiakos maçı özelinde şöyle, yani bu maçın kaybedilmesi yani Fenerbahçe'yi playoff'tan tabii ki tamamen uzaklaştırmazdı ama avantajlı bir konumu elde edememesini de beraberinde getirirdi. Çünkü şu anda 4. sıra için hiç de azımsanmayacak bir ihtimal var. Hani olur olmaz. Kaldı ki yarın da Bayern'le oynuyor Fenerbahçe. Evet, yani işte eşit derece. Ya baktığımızda aslında iki takımımızın da, Anadolu Efes'e de geleceğiz. Son 3 hafta fikstürü hani en zor fikstür bence Efes'in deplasman maçlarını düşündüğümüzde. Çünkü 3 tane deplasman var. Real Madrid, Baskonya, Milano. Üçü de çok sert maç. Üçü de hani playoff'la yani ya işte sırasını belirleyecek ya kalıp kalamayacağını belirleyecek takımlar. Fenerbahçe'nin de fikstürü çok zor. Hı hı. Bu aşamada yani son iki hafta Real Madrid Barcelona maçları var ama ben Bayern maçının hani hem sert geçeceğini hem Fenerbahçe'nin o sertliğe cevap verebileceğini düşünüyorum. Şöyle önemli bir test olacak. Wade Baldwin'le işte Nick Weiler-Bepp çok fizikli oynayan, yani fiziğiyle oynayan iki oyuncu. Wade Baldwin zaten muhteşem bir fizik pozisyonu için. Orada sertliğe Fenerbahçe kısalarının, arka alanının nasıl cevap verebileceği de bence takımın hani o maçtan ziyade playoff atmosferinde de nasıl durumda olacağını gösterecek. Bir ön gösterimi olacak aslında. Bayern maçı kazanılırsa bence ilk 4 için dediğim gibi hani o avantajlı konuma gelinebilir durumu. Artık yani Fenerbahçe hedef maçları zaten Valencia deplasmanını bir kenarda bırakacak olursak, bir kenara koyacak olursak sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe Beko'yu özel kılan şeylerden biri hedef maçlarda hata marjının çok düşmüş olması. Mesela Asfer maçı da böyle bir maçtı. Geçmişte deplasmanda oynanan maç. Zor kazanmıştı Fenerbahçe Beko. Ama sonuçta galibiyet hanesine eklendi o maç. Olympiakos maçı 5 sayıyla bitmiş olabilir ama hani aslında o biraz yanıltıcı yani. Yani 12-15 sayılık bir maçtı. Hı. Dürüst olmak gerekirse. Fenerbahçe zaten erken bir şekilde tonu belirledi. İyi başladı maça. Ya ilk yarı bence Fenerbahçe'nin bu sezonki en dominant performanslarından biri. Tam farka yansımadı hatta. Ve söylediğin gibi yani De Colo'nun Guduric'in için çok iyi günlerinde olmadığı. Bilhassa De Colo'nun tabii burada performansı önemli. Çünkü neticede Veseli De Colo lokomotifliğinde gidiyordu bu takım ama onun standartlarının epey altında kaldığı bir akşamda bu kadar dominant performans değerliydi ilk yarı performansı. İkinci yarıda belki aynı ritmi sürdüremedi ama orada da dediğin gibi yani başka bir şekilde de tonu belirleyebildi Fenerbahçe. İşte 3. çeyrekte Olympiakos farkı sanıyorum 6'ya indirmişti. 6 ya da 4'e indirmişti. Aha. Sonrasında 4 dakika sayıya izin vermedi Fenerbahçe Beko. Ben Kyle O'Quinn'in hani Ekpe-Udoh'tan beri gelen en faydalı uzun olduğunu düşünüyorum. Ve yani keşke 1-2 sezon daha kalabilse bu yıldan sonra. Bence esas değeri çünkü hani playoff üzeri Final Four ve hani o aşamalarda ortaya çıkabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe bu sene playoff yapacak gibi gözüküyor ve orada da hani Kyle O'Quinn zaten faktör olacaktır ama Avrupa'ya iyice adapte olduktan sonra artık ben çok çok verimli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Yani inşallah tutabilir Fenerbahçe Beko. Çok yüksek ihtimal değil sanırım şu aşamada. Ama olursa bence yani düzeni değiştiren işte kıtada en değerli uzunlardan biri haline gelen bir isim olur Kyle O'Quinn. Yani Fenerbahçe Beko tarafını şöyle kapatayım. Yani Igor Kokoškov gerçekten çok 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 zor bir sezonda. Yani Željko Obradovic'den sonra buraya geldiği durumunu düşünürsek, kadroyu düşünürsek, yeni oyuncuları düşünürsek çok zor bir sezonda. Dediğim gibi kendisi için de Euroleague'de ilk sezon baktığınızda Kokoškov çok tecrübeli bir koç olabilir. Ama Euroleague gerçekten kurtlar sofrası. Neredeyse NBA temposunda oynanan ve NBA temposunda oynanmakla birlikte şartların NBA'in çok uzağında olduğu bir lig Euroleague. Fiziki şartlar, takımların işte uçuşları, belirli uçuşlar belki charterla, özel uçakla Fenerbahçe hani bunu karşılayabiliyor birkaç takım gibi ama sonuçta sezonun geneline yaydığınızda geçmiş sezonlarda da ileri sezonlarda da charter uçuşa göre normal uçuş çok daha fazla, çok daha sık. Birçok takım için bunu söyleyebiliriz. Gerçekten NBA basketbolundan buraya adapte olmak, sezona çok kötü başladığı halde ayağa kalkabilmek bence önemli bir meziyetti. Yani ben Andrea Trinchieri'nin yılın koçu olması gerektiğini söylemiştim. Fikrim de değişmeyecek. Ama Igor Kokoškov da hani oralarda anılmayı hak ediyor. Yani 3-4 koç, belki 3 koç seçtiğinizde oraya koyabilirsiniz. Finalistlerde. İşte. Evet, Pascual, hani Kokoškov ve işte Trinchieri bence sivrilen isimler. Tebrik etmek lazım. Yani çünkü hala kadroya bakıyoruz. Hani keşke dememek lazım bu aşamada. Ama yani koç dokunuşunu Fenerbahçe Beko'da artık her maçta hemen hemen görmek mümkün. Bu da önemli bir örnekti. Olympiakos maçı da önemli bir örnekti. De Colo'nun işte 9'da 2'de kaldığı, 6'da 1 üçlük attığı bir maç. Guduric 2 sayıyla çıktı zaten. Tamamen uzun odaklı. Pierre'in iyi performansı, Veseli'nin iyi performansı ve maç içinde çözüm üreten, savunmasıyla fark yaratan bir Fenerbahçe. Yani iyi bir galibiyet, güzel bir galibiyet olmayabilir dışarıdan gördüğünüzde oyunun işleyişi açısından. Ama Fenerbahçe bu yapıyla da kazanabileceğini gösterdiği için bence çok önemli bir gelişme. Efes de çok yani rahat diyebileceğimiz bir galibiyet aldı ki zaten öyle olmasını bekliyorduk. Belki daha bile farklı olabilirdi. Hani Panathinaikos'un da zaten şu aşamada çapı belli. Hezonya'nın da maçta bir kez daha gördük geldikten sonra direkt nasıl krallığını ilan ettiğini, özgürlüğünü belli noktalarda ilan ettiğini. Ama hani Hezonya biraz daha zaten ayrık kalıyor diğerlerinin yanında. Takımın genel seviyesi son derece ortada ve çok ağır bastı Efes. Yani dikkat çeken konulardan biri burada tabii Dunstan'ın iyi performansı oldu Efes'te. Micić yine çizgiyi devam ettiriyor ve hani süre gelen Efes formunun devam ettiği bir maç seyrettik. Sen hafta sonunda bana Poirier haberini yollamıştın. Vincent Poirier, Efes. Yani ben mesela... Gelecek sezon için evet, bu arada evet, yazılıp aynen. Çiziliyor bu. Aynen. Ben çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten o İtalyan gazeteciler Twitter'daki yani kim boşluğa düşse, hatta boşluğa düşme ihtimali olsa yani bir şekilde bir Türk takımına yazıyorlar. Ha, Poirier faydalı olmaz mı? Olur. %100. Tartışmasız yani. Ama Dunstan'ın kontratı devam ediyorken ben Efes'in böyle bir tercih yapacağını pek düşünmüyorum. Çünkü hani şütör pivotlarla, şütör uzunlarla Efes oyunu nereye taşıyabileceğini gördü. Belki ana plan en başta bu değildi. Ama Dunstan devam ederken yani Dunstan gidip Poirier'e gelirse kuşkusuz olabilir. Bir upgrade olur. Kuşkusuz. Yani ona dair bir şüphe yok. Ama ben ki Poirier'in İspanya'daki kontrat durumunu da bilmiyoruz. Yani o sonuçta İspanya'da işte Baskonya çıkışı. Evet yani Tanteo kuralı İspanya içi için geçerli. Ama mesela sen Hezonya ile alakalı bir şey söyledin. Barcelona'nın şu anda haklarını da ne oldu? Bir şey biri mi geldi? Çaldı. Buyurun. Evet, maalesef seyircilerin göremeyeceği tarzda NBA'den geldiler. Son dönemdeki dozu artan eleştirilerimiz tabii Adam Silver'da rahatsız etmişti ve böyle bir şey bekliyorduk aslında. Her maalesef kapının çalınmasını bekliyorduk. Müdahale edildi yayına. Engin abi İnşallah doymuştur. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tekrar. Şöyle yani Poirier ile alakalı kapatayım çok uzatmadan. Ya Baskonya İspanya haklarını muhtemelen elinde bulunduruyordur zaten ama Hezonya, Barcelona, Panathinaikos üçgenine benzer bir şekilde Poirier'in Avrupa haklarıyla alakalı da belki hani bir durum söz konusu olabilir. Ben bilmiyorum dediğim gibi. Ya şimdi zaten afaki konuşmayalım o kısmını ama Efes'in kadroda gelecek sene İşte Micić olacak mı olmayacak mı, hani kadro planlaması o zamanı geldiğinde konuşulur. Mevcut sezonda yani Efes, Panathinaikos gibi takımlara karşı o kadar ciddi bir kalite farkı var ki hani maçın yani bir yerinde çıkıyor o kalite farkı. İşte Olympiakos mesela ki Efes bu keskinliğinde değildi Olympiakos'la oynadığında. İstanbul'daki maç Olympiakos geldi, müthiş başladı maça. İlk periyodu domine etti, ikinci çeyrekte maç bitti. Yani bir çeyrek yetebiliyor Efes'e ki yani açık ara en akışkan hücum performansına sahip takım Efes. Ama savunma da yani bence ligin en az hakkı teslim edilen savunması Efes'in. Çünkü hani hücum çok ön planda ve ister istemez burada bazı seçimler yapıyorsunuz takım profilini resmetmek ve tarif etmek açısından. Ve birkaç hafta önce konuştuğumuz şeyi tekrarlamak olacak ama bütün bu dominant performanslarda Efes'in serisinde hiç Larkin'in domine ettiği maç hemen hemen yoktu. Hep Larkin arka planda kalıyor. Biraz da rakip savunmaların onun üzerine aldığı önlemlerle de alakalı ama Larkin resmen yardımcı rolde oynuyor ve Efes tıkır tıkır oynamaya devam ediyor onu aramada. İşte Larkin playoff'ta o aşamayı acaba kaydedecek mi? Yani o sorumluluğu üzerine alacak mı tekrar? Ya da Ergin Ataman hani oyunun ona gitmesine izin verecek mi, tercih edecek mi? Efes için soru işaretlerinden biri de zaten bu. Çünkü Shane Larkin'in yani takım başarısını tabii ki ön plana koyduğunu biliyoruz ama yani bireysel istatistiklere biraz hani bağlı olduğunu, onları da ciddi anlamda takip ettiğini ben biliyorum. Hani bunu defalarca zaten hani röportajlarda da konuşmuştuk. Ya Larkin biraz bir numara olmayı da isteyen bir adam. İster istemez bu hırsı da var. Bunda bir sıkıntı da yok. Yani Efes kadrosu zaten geçen sene bunu hani bayağı benimsedi ve ona uygun bir sistemde ilerlettiler sezonu. Fakat şu anda Efes'in Boboğan'ın iyi performansına sahip olup onu cebine koyması bence takımı farklı bir boyuta ulaştırdı. Bu sene Rodrik Boboa Efes'in performansının ve o artık yenilmezliğinin diyelim. Hani belki poster çocuğu değil ama geçen sene posterde yokken bu sene oraya da girdi. Çok çok özel bir sezon performansı bence. Onun da hakkı çok teslim edilmiyor. Evet. Yani sen kilit bir noktaya değindin aslında. Micić, Larkin hep bunlar üzerinden ya da işte belli öne çıkan uzunlar üzerinden konuşuyoruz Efes'i ama Boboğan'ın bu sezon hala biraz sessiz derinden gelen yükselişi çok değerli Efes açısından. Ve, işte hani ve çift taraflı olarak. Onun ilk 5'e geç. Tabii yani Boboğa pozisyonu için herhalde yani wingspan'i kanat uzunluğu işte en yani istisnai noktada olan isimdir. Aha. Fenerbahçe maçında zaten yaptığı savunmayı hatırlıyoruz. 2 numaralara karşı çok büyük bir avantajı var ve zaten Efes bu sayede onu hani 3. guard olarak da kullanabiliyor. Micić, Larkin yan yana. Geçen sene daha çok oynamışlardı. Yani kusursuz bir takım. O detayları tek tek değerlendirdiğimizde hani Dunstan'a sen parantezi açtın. Dunstan'da eğer fiziksel olarak biraz iyi bir noktaya gelebilirse sezonun ikinci yarısında yani Efes için tartışılması ya da kafada işte soru işareti bırakmasını gerektiren bir durum gerçekten yok. Evet, Efes'te Real Madrid'le oynayacak deplasmanda. Sonra Baskonya maçı var. Sonra Baskonya, bu hafta içi fikstürünün ilk ayağında Bayern ve Real Madrid maçları temsilcilerimizi bekliyor. Zaten Perşembe konuşuruz. Her ikisine de bir kez daha başarılar diyelim. NBA'de de buyout'ları konuşacağız bugün ağırlıklı olarak. Sadece buyout değil ama tabii geçen gün de konuşuyorduk. Yani trade deadline sonrası zaten günden bir anda buyout pazarına dönüyor. Ki pıt pıt düşmeye başladı ilk beklenenler. Şeyi söyleyelim, ben biraz uykusuzdum o gün, aklımdan çıkmış. Norman Powell'ı unuttuk, aşağı yazmışlar sağ olsunlar. Doğru, bizi utandırdı seyircimiz haklı olarak. Özür dileyelim. Onunla başlayalım o zaman. Norman Powell, Garrett Rand Jr. takasıyla da başlayabiliriz. Evet, yani Norman Powell işte Lillard'ın sakatlığında zaten ilk 5 başta, sonra döndükten sonra tekrar aynı pozisyonda yer aldı. Toronto ile oynadılar işte dün. Yani bu sabah. Yani Portland'ın direkt ihtiyacı varmış gibi tabii ki gözükmüyor. Çünkü Portland biraz daha böyle savunma temelli, belki hani bir kanat oyuncusu katar mı kadroya diye düşünüyorduk. Ama Powell'ı işte iki kısanın yanında savunması da belirli seviyede olan 3. skorer ve hani savunmayı düşürmeyecek oyuncu olarak planlamış belli ki Terry Stotts. Yani Portland'da kullanılacak çok fazla top yok aslında. Ve Covington'ın da birebir savunması biraz soru işareti. Covington daha çok yardım savunmasını hani iyi yapan ve burada uzmanlaşmış bir oyuncu. Yani bir risk aldılar ama orada bence Neil Olshin'in söylediği şey cümlesine dikkat çekmek gerek. Yani biz bu sene çok fazla yatırım yaptık. Hani buradan geri adım atmayacağız. Hani risk neyse bunu almaya hazırız dedi. Ve işte Paul Allen öldükten sonra kız kardeşi takımın başına geçmişti. Evet. Portland'da uzun yıllardır hani lüks vergisidir, başka bir şeydir pek düşünmeden yatırım yapan bir hani takım sahibine sahip ya da bir aileye sahip diyelim. Powell'ı da bir fırsat transferi olarak gördüler ama hani ben belki biraz daha böyle 3 numarada daha güvenilir bir savunmacı bekliyordum. Bilmiyorum, senin fikrin ne? Ya ben de tabii herkes onu bekliyor ama muhtemelen öyle bir fırsat bulamadılar ve burada Garrett Rand'le Powell'ı takas etmenin anlamı nedir diye düşünen çok oluyordur. Portland açısından baktığımızda bunun yanıtı şu. Doğru ya da yanlış. Yani haklılar ya da haksızlar ama Portland gözünden baktığımızda yanıtı şu. Garrett Rand çok iyi bir şutör. Evet. Ve onu da McCollum'un ve Lillard'ın yanına koyabiliyorsun zaman zaman. Hatta bu sene daha oynayabilir hale geldi. Daha istikrarlı hale geldi. Fakat Powell ekstra olarak topu yere vurabilen bir oyuncu. Dikine oynuyor bir de. Aynen ve... Şimdi Lillard'la McCollum sahadayken 3. bir topu yere vuran tehdidin varlığı aynı ölçüde önemli olmayabilir ama bu oyuncuların dakikalarını mümkün olduğunca ayrıştırmaya çalıştığını biliyoruz Terry Stotts'ın çok doğal olarak. Ve mesela Lillard ya da McCollum'dan bir tanesi sahadayken, sadece biri sahadayken çok doğal şekilde rakip takımlarda onların üzerine baskı uyguluyor. Double team getiriyorlar, topları bir an önce onların elinden çıkarmaya yönelik savunma kurguluyorlar. Şimdi o durumda evet şutörlerle de ceza kesebilirsiniz ama dışa baskı yapıp topu yere vurmaya zorladığında rakipler işte alternatifiniz ne oluyor? Şimdi uzunlarınız tam öyle uzunlar değil. Garrett Rand dribbling tehdidi çok yoğun bir oyuncu değil. Powell'ın değeri o noktada ortaya çıkacak. Yani ne kadar başarılı olacak, buradan ne kadar hücumunu daha yukarıya taşıyabilecek Portland, orasını tabii sahada göreceğiz ama hani oynadıkları kumarı bu şekilde açıklayabiliriz. Bir de yani belki sakatlık çıkışına Rodney Hood'a kontratı verirken Portland sezon içerisinde bir gelişim kaydedeceğini umuyordu. Evet, hiç kuşkusuz kesin. Ama Rodney Hood da çok ileriye gitmedi. Ondan da kolay bir şekilde vazgeçmiş oldular. Aynen, yani onun da kontratını atmış oldu. Bir de tabii şu var, yani savunma konusu, senin söylediğin savunma konusu çok kritik. 3 numara savunmasını Garrett Rand de yapamıyor. Garrett Rand Powell'a göre boyu biraz daha uzun bir oyuncu. 1.98'e 1.93 gibi bir fark var aralarında. Ama Garrett Rand 1.98 boy ve kısa kollarıyla, yani atıyorum LeBron James'le, işte öbür tarafta şimdi Denver'da Michael Porter Jr. ya da Aaron Gordon'dan bir tanesi. Clippers'ta Kawhi Leonard, Paul George. Bunlarla eşleşebilen tipte bir savunmacı değil. Daha kısa tehditleri savunabiliyor. Orada da yani Garrett Rand'le kaybettiğimiz savunma kozu çok büyük bir koz değil. Powell'ın da kolları en azından ona göre daha uzun. Onu idare ederiz, yerine koyabiliriz diye düşünmüş olabilir Portland. Ben öyle hareket ettiklerini düşünüyorum. Ya bir de Nurkic eğer fiziksel olarak aşama kaydedebilirse, işte onun sürelerini zaten kontrol edecekler sezon sonuna kadar. Nurkic'in yardım savunması ve işte ortayı dolduruşu gerçekten çok fazla NBA takımının da sahip olmadığı bir avantaj. Nurkic'e belki çok yük bindirmek istemiyor Terry Stotts ama bu şablon, eğer ana fikir buysa, ana plan buysa, ister istemez de bindirecek. Nurkic'in de nasıl döneceği, yani döndü zaten ama esas formunu ne zaman yakalayıp yakalayamayacağı önemli olacak Portland için. Yani Portland, hani son olarak şunu söyleyelim, zaten sezon başından beri, hatta geçen sezonlardan da bu belliydi, bir şey değişmedi ama Portland zaten savunmamızı nasıl elit ya da elite yakın çok iyi düzeye getiririz diye düşünmüyor. Onu saldılar. Savunmayı nasıl en azından ortalamada tutarız ama hücumu nasıl elite taşıyabiliriz düşüncesiyle hareket eden bir takım. Bu Powell hamlesinde onun altında okumak gerekiyor. Ama işte unutmamak lazım, konferans finalinde 2 tane kanat savunmacısıyla mesela yaptılar. Evet, doğru. Peki buyout'a geçelim. Şimdi Drummond düştü zaten, dalda bekletiliyordu. Sallanıyordu öyle. Bu son derece naif esprime böyle bir tepki almak beni hem mutlu etti hem de düşündürdü. Neden? Yani bilmiyorum, bir anda gelince ya senin ama espriyi böyle diyelim ki yani 10 üzerinden 7'lik bir espri. Evet. Mizacın gereği onu bir 8.5'a çıkarıyorsun. Aradaki hani samimiyet de tabii ki burada faktör oluyor ama yani söyleyiş biçimin, bilmiyorum yani mutlaka izleyiciler de böyle hissediyordur zaten. 7'lik bir espriyi 8.5'luk ambalajla satma durumu var bence sende. Ki genellikle 7'lik espriye çok tenezzül etmem. Tabii, doğru. Yani, estağfurullah. Uşak halkını yakın günlerde kızdırdın. O yani tamamen kategori dışı, farklı kategoride. Evet. Başka bir şey, hani animasyon. Bir tane de animasyon yapalım diye. Peki Drummond'la devam et istersen. Drummond'la devam ediyorum. Yemek yiyecek çünkü belli ki. Ali abi falan da söylemiştir belki. Aynen. Ya bir an önce bitirelim. Kapı çalarsa bu defa ben kalkar açarım ama o anların da kayda alınmasını isterim. Peki, not ettik bunu. Andre Drummond, LaMarcus Aldridge, hatta Austin Rivers. Gündemimiz bunlar. Ya LaMarcus'la başlayalım. Andre Drummond'la sonra devam ederiz. LaMarcus Aldridge de zaten hani çok uzun süredir konuşuluyordu. San Antonio'nu bırakacaktı, bıraktı. Kime gideceği konuşuluyordu. Miami Heat çok dillendirilen takımlardan biriydi. Aslında Brooklyn ismi geçse de favori olarak öne çıkmıyordu. Özellikle Blake Griffin'den sonra herhalde Brooklyn bir de LaMarcus Aldridge'i ne yapacak diye düşünüldü. Diğer tarafta Miami'nin biraz daha, hele şeyi gönderdikten sonra, All-Nick'i gönderdikten sonra trade deadline'da belirginleşen bir ihtiyacı doğmuştu. Başka takımların da ismi geçti ama o Brooklyn'i tercih etti ve Brooklyn'in yani ne kadar ihtiyacı vardı işte ayrı bir konu ama Ya evet, yani ben de o kısmındayım. Yani, istiflediğini görüyoruz şu anda her türlü uzunu. Ya biraz tuhaf. Şimdi şöyle, LaMarcus Aldridge'de, Blake Griffin'de takıma katkı verebilecek oyuncular tabii ki. İşin bence bir duygusal bir de teknik tarafı var. Duygusal tarafa bakacak olursak yani Nicholas Claxton, Joe Harris, Bruce Brown gibi oyunculara bence biraz ayıp oldu. Hı hı. Yani özellikle Joe Harris, tamam direkt aynı pozisyon değil ama kullanılan topa dedi düşecek ister istemez. Bruce Brown, hadi tamam Claxton geldikten sonra onun 5 numaradaki sürelerini işte, yani kısa bir oyuncu zaten Bruce Brown, Claxton'a verdin. Şimdi LaMarcus geldikten sonra Claxton ne yapacaksın? Ve yani iyi oynuyordu bir de Claxton. Evet, yani LaMarcus Aldridge ile Blake Griffin kuşkusuz bir takıma katkı verebilirler. Buna dair bir soru işareti yok. Ama yani Brooklyn'i yenilmez yapacak olan bu oyunculardan gelecek katkı mıdır? Yoksa Kyrie Irving, James Harden ve Kevin Durant'in ne gibi bir seviyede, hangi seviyede oynayıp oynamayacağı mıdır? Brooklyn'in derinliğe kesinlikle ihtiyacı vardı ki biz bunu defalarca zaten konuştuk. Ama bilmiyorum, 5 numara bence biraz fazla kabardı 4-5 rotasyonu. Ve yani LaMarcus'u sahada tutmak 4 numarada zaten söz konusu değil. Yani DeAndre Jordan ve LaMarcus'un birlikte oynadığı bir şablonu kesinlikle düşünmüyordur zaten Brooklyn. Yani belki zorunluluktan bazı maçlarda sahada olabilirler ama yani LaMarcus nasıl bir güvence aldı oynayacağına dair de Brooklyn'e gitti. Ben işin orasındayım. Eğer Claxton'ın sürelerini tamamen alacaksa teknik kısmında, duygusal açıyı söyledim, teknik kısmında büyük bir hata olur Brooklyn için. Çünkü Claxton'ın yaptıklarını ikame eden bir oyuncuları yok. Switch'i de düşünürsek yani. Şimdi, en değerli katkısı hatta orada. Yani Claxton, Kevin Durant ikilisi çok değerli bir ikili bence bu hususta. Şimdi Durant dönmedi ve biraz daha da sakatlığının attığı söyleniyor. Onu riske etmeyecekler tabii ki. Takım da zaten kazanıyor. Ama yani burada ben Claxton'dan eğer vazgeçilecekse, süre olarak diyelim ki 7-8 dakika, 10 dakika azalacaksa hiç mantıklı bir hamle olarak görmüyorum. Ama Brooklyn'in şu felsefeyle ilerlediği ortada. Yani Sean Marks ve Steve Nash neyse şu kafayla ilerliyorlar. Yani o mu gelmek istiyor? Tamam, o da gelsin. Bu mu gelmek istiyor? Bu da gelsin. Bakalım, yani fazla şeyden zarar çıkmaz zaten. Yani LaMarcus Aldridge'de, Blake Griffin işte şu kadar kez All-Star seçildiler. Şu kadar kez All-NBA oldular. Şöyle oldu, böyle oldu deyip hani bu transferleri o şekilde değerlendirmek bence yanlış. Yani Brooklyn eğer şampiyonluk kazanacaksa, eğer NBA finaline gidecekse, hani ben burada Blake Griffin'in de LaMarcus Aldridge'in de belirleyici hususta olmayacağını düşünüyorum. Ben de yani hani detay roller bir tane seride, bir tane maçta belki ekstra bir katkı görebiliriz ama uzun uzadıya böyle playoff'un başından sonuna kadar mesela X faktör olabileceklerini hiç zannetmiyorum. O ölçüde Brooklyn bu oyunculara ihtiyaç duyarsa zaten bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Yani Claxton konusunda sana kesinlikle katılıyorum. LaMarcus Aldridge belki hani oynama süresi konusunda söz almamış olabilir. O konuda dürüstçe çıkıp, yani bizde zaten kadro kalabalık, Claxton'ın şimdi çıkışı var, sakatlıktan iyi döndü. Zaten Blake Griffin'de almıştık, hani durumu biliyorsun. Seni bir noktada kullanabiliriz ama bir söz de vermiyoruz. Sürekli olarak işte 15-20 dakika şu kadar oynayacaksın gibi bir garanti de vermiyoruz diye açıkça konuştular mı bilmiyorum. Konuşmuş olabilirler bence. Yani LaMarcus Aldridge belki de zaten kariyerimin sonuna geldim. Hani Miami'de daha fazla oynayacağım belki ve bana daha çok ihtiyacı olan bir takıma gideceğim ama Brooklyn'e gideyim, şampiyonluk şansları daha yüksek ve bir tane de şampiyonluk yüzüğüm olsun diye de düşünmüş olabilir. Yani DeAndre Jordan'ın direkt arkasındaki oyuncu olarak farklı profilde olsa da yani daha güvenilir bir isim gibi geldim mutlaka Brooklyn'e ama yani özellikle playoff'ta bu kadar fazla hedeflenecek bir oyuncu ki kadroda zaten hani Kyrie Irving bir soru işareti bu açıdan. Hani James Harden'ın ben resmedildiğinden daha iyi bir savunmacı olduğunu, sen de aynı fikirdesin biliyorum. Yani bu elit savunmacı değil ama yani artık karikatürize de edilmemesi gereken bence bir savunmacı. İstediğinde çünkü yani takımı eksik bırakmıyor kesinlikle. Post savunmasına zaten girmiyorum. Ya Brooklyn'in ihtiyaçlarına yönelik değil de hani biraz böyle takımın hedeflerine yönelik bazı, yani işte NBA şampiyonluğu Tecrübe katalım. LaMarcus zaten soyunma odasını asla bozacak bir oyuncu değil. Bir fırsat transferi olarak gördüler ama yani takımı geliştirebilme şansı varken bilmiyorum, hani çok biraz da hedef tahtasına koymuş oluyor aslında bu hamleler takımı. Doğru ve Blake Griffin'de konuştuğumuz şeyi burada da tekrarlayabiliriz. Yani kesin bence aman başkası da almasın, evet, alabiliyorsak evet, alalım motivasyonu da etkili olmuştur. Ha, LaMarcus Aldridge kime gidip Brooklyn'e bela hale getirecek onu da bilmiyorum. Mesela Miami'ye gitmesinden niye çekinsinler? Bence o kadar çekinecekleri bir durum yoktu. Hı hı. İşte diğer doğudaki özellikle contenderlardan herhangi bir tanesi. Mesela Philadelphia ile zaten adı anılmıyordu bile Aldridge'in. Ya da gitse gerçekten ciddi bir problem miydi Brooklyn açısından bilmiyorum. Ters tarafı da Batı Konferansı'nda düşünmüş olabilirler, Clippers'ını, Lakers'ını, ama hani alabiliyorsak alalım, onlar almasın gibi de düşünmüş. Bu gibi bir motivasyonla hareket etmiş olabilir. Ya çünkü DeAndre Jordan varken orada bir süre var. Yani oynayabileceği bir süre var LaMarcus'un. Fakat işte yani Claxton, bilmiyorum, ben vazgeçilebilir bir oyuncu olarak görmedim mevcut sistemde. Steve Nash ve Mike D'Antoni'nin mutlaka hani uzun vadeli bir planla hareket ettikleri söz konusudur ama yani LaMarcus çok iyi oynarsa beni aşırı şaşırtmaz. Sadece mevcut takım sisteminde o çok iyi oynasa bile diğer delikler kapanmamış olacak. Doğru. Ve yani playoff'ta ilerlemekteki bence engel de bu olabilir. Yani tam Kyrie Irving, Kevin Durant ve James Harden zaten üçü bir arada sahadayken bir şekilde yanına derinlik de eklediğinizde takım farklı bir yere gidebilir ama işte yani batıdan gelecek takım, yani Lakers şu anda çok iyi gözükmeyebilir ama Lakers diyelim ki işleri yoluna koydu. Anthony Davis sağlıklı döndü. LeBron sağlıklı döndü. Anthony Davis 5 numaradayken ne yapacak mesela Brooklyn? Kim oynayacak? DeAndre Jordan mu oynayacak? Yani LaMarcus mu oynayacak? Yani bu mesela orada Gorgijeng gelseydi daha farklı olabilirdi bence. Hani Gorgijeng de inanılmaz bir oyuncu değil ama Gorgijeng hani iki pozisyonda da yani sahip olmadığı ya da ihtiyacı olduğu bir şeyi Brooklyn'in bence takıma katabilirdi. O da Spurs'e gitti zaten. Evet ki San Antonio'nda hani tabii San Antonio aynı kalibrede takım değil Nets'le Lakers'la ama onlar da ihtiyaçlarını karşıladılar. Playoff yarışındalar. Lakers Drummond'u aldı ki şöyle bir durum var. Şimdi iki taraflı. Birincisi tabii ki uzun vadeli bakacağız ve playoff'ta ne katabilir. Ama ilk etapta da Anthony Davis hala böyle 2 haftada falan dönmeyecek gibi. İşaretler o yönde. LeBron'un zaten 4 ila 6 hafta diye açıklandı. Bence 6 hafta falan olur o. Ciddi bir kriz varken takımda. Marc Gasol de Covid dönüşü yine kötü durumdayken. Ve her şey bir yana zaten Lakers'ın Dwight Howard, JaVale McGee yerine Marc Gasol, Montrezl Harrell yoluna girdikten sonra atletik uzunun eksikliğini zaman zaman hissettiğini görmüşken sezonda geride kalan bölümünde Andre Drummond gibi bir oyuncuya ihtiyaçları vardı. Drummond'la ilgili yalnız şöyle bir yanılgı var bence. Ben bunu gözlemliyorum. Hani senelerdir biraz böyle düşük profil takımlarda oynadı. Radar altı gitti diyebiliriz. Genellikle böyle istatistikleri üstünden takip edilen oyunculardan biri Andre Drummond ve istatistiklerde göz alıyor. 15 rebound. Hatta yani günübirlik bakarsan 25 reboundlar. Birer steal block en azından. Aynen ve Andre Drummond aslında çok iyi savunmacı da işte kötü takımda oynuyor falan gibi. Şimdi Drummond savunma malzemesine sahip olabilir. Konsantre olduğunda özellikle kendisi tipinde uzunların daha geçerli olduğu dönemlerde deli gibi savunma yaptığını da gördüm. Teker teker bazı maçlarda çok nadir. Ama Drummond o savunma malzemesini sürekli olarak konsantrasyonla birlikte sahaya yansıtan bir oyuncu, savunma performansına kanalize eden bir oyuncu hiç olmadı istikrarlı olarak. Bu sezonun başında da mesela istatistikleri büyük ölçüde aldatıcı ve kazanmasına takımın çok yardımcı olmuyordu. Ama şu var, yani istatistikleri bir kenara koyalım ama diğer taraftan geçen sene mesela Dwight Howard'da benzer bir oyuncu profilini çevirdiğini gördük Lakers'ın. Tabii ki Dwight Howard'ın egosunun çok törpülenmesi geride kalan yıllarda bunda etkili oldu. Fakat Lakers'ın özellikle de LeBron faktöründen ötürü bir böyle oyuncunun egosunu körelten, onu kutulayan, kafese koyan bir hali var. Drummond'da da aynı şey olabilir. Ben sadece o Dwight Howard kısmını söyleyecektim. Yani Howard tabii ki çok daha iyi bir savunmacı. Hem aktüel olarak hem potansiyel olarak. Ama yani o rehabilitasyon fikrini biraz detaylandıracak olursak benzer şey de Andre Drummond'da olabilir. Javel McGee de hani Golden State'de benzer yine bir rehabilitasyon üzeri Lakers olmuştu. Yani Drummond eğer rolünü kabul edecek de rolüne motive olursa eğer, Howard çünkü reputasyonunu düzeltmek için çok ciddi bir fırsat olarak gördü bunu ve kullandı. Hatta şu anda devam ediyor Philadelphia'da yine benzer bir konumda. Eğer Andre Drummond da kariyerinin sonunu böyle geçirme fikrine sahipse o zaman evet işler değişir. Ama şöyle de bakmak lazım. Alternatifleri düşündüğümüzde Lakers kimi alabilirdi ki zaten? Yani Drummond'dan daha iyi bir opsiyon bulmak çok kolay değil. Celtics'in de peşinde olduğunu biliyorduk. Ona dair de haberler geldi. Yani ben olumlu bir hamle olarak görüyorum hiç kuşkusuz ama hani tavan ne kadar yüksek ondan çok emin değilim. Ve yani ellerinde olmayan tipte bir uzun aldılar bu sezon için, ellerinde olmayan tipte. Yani Gasol farklı, Montrezl Harrell farklı. Anthony Davis zaten tamam 5'e playoff'ta daha fazla geçecek ama 4 başlıyor. Dolayısıyla bir eksiği tamamlamış oldu. Çok kısa kapatırken istersen Austin Rivers da Milwaukee'ye gidecek deniyor. O henüz resmileşmedi ama yani gidecek. Milwaukee yarışta önde haberleri çıktıktan sonra genelde bunların dönmediğini görüyoruz. Austin Rivers da çünkü OKC tarafından serbest bırakıldı ve hani bir contender'a gitmesi bekleniyordu. Çok da faydalı olabilir gerçekten Milwaukee'de. Başka yere giderse başka yerde de çok değerli hale gelebilirdi. Ya ben Bryn Forbes'un Milwaukee dışındaki bir takımda bu kadar rolü olacağını açıkçası düşünmüyorum. Yani sakatlıklar evet oldu sezon içerisinde. İşte şimdi Augustin gittikten sonra da belki orayı biraz daha yamayarak ilerlediler. Ki Jrue Holiday'in Covid olduğu süreçte çok fazla oynadı. Yani hani Austin Rivers bir ileriye doğru bir hamle mi? Evet. Ama zaten Milwaukee'nin rotasyonu çok kısır. Yani Pat Connaughton playoff'ta epey önemli bir oyuncu mesela. DiVincenzo'yu saymıyorum bile. Yani kuşkusuz derinlik katacaktır ama resmi değiştiren bir oyuncu bence pek olmaz. Olmaz ama evet yani derinlik katması önemli. Çünkü hiçbirini elit düzeye yapıyor olmasa da savunma yapabiliyor, şut atabiliyor, çizgiye topu yere vurabiliyor. Bunları yapıyor. Bir de galiba Moses Brown'dan bahsetmek istiyordum. Son sana sözü orada vereyim. Ya Moses Brown şöyle, ben direkt Sam Presti'den aslında çıkış yapacağım. Moses Brown evet lisede çok ön planda bir oyuncuydu. İşte Cole Anthony ile birlikte lisede oynamışlardı. Sonrasında işte Portland'a gitti. Portland'da hiç süre şansı bulamadı. Zaten draft edilmemiş bir oyuncu. G League'e gitti. G League'de o dönem yine hani iyi oynadı ama NBA takımlarının direkt oynatacağı bir isim gibi gözükmedi. Sonrasında Oklahoma'nın G League takımında 5 ya da 6 maç oynadı. Hakikaten kırdı G League'i. Acayip bir performans. Galiba 6'da 6 yaptı orada ya da 5'te 5 yaptı Oklahoma. Ve sonrasında yani Sam Presti'nin öyle ya da böyle drafta tercih edilmemiş, G League'e gitmiş tercih edilmemiş, NBA takımına girmiş tercih edilmemiş. Yani fiziği olan, evet UCLA'ya gittiğinde ciddi bir fizik problemi vardı. Çok inceydi. Hala hani çok müthiş bir noktada sayılmaz ama kesinlikle fiziği, yani kilo alma ve hani gücünü kullanma açısından ilerledi. İnanılmaz bir rebound hassasiyeti var. Ve yani bu kadar tercih edilmemiş bir oyuncuyu Sam Presti'nin hani draft haklarının yanı sıra çıkarıp getirip takıma koyup, ve şimdi gerçi senin için kötü bir haber ama Al Horford'u sezon sonuna kadar yatıracak şekilde kadroda düşünmeleri yani yine bir başarı öyküsü. Yani dün kontrat yaptılar. Uzun yıllı bir kontrat yaptılar ama ya Moses Brown gerçekten kimsenin beklemediği 3. uzun bile olup olmayacağı tartışılan bir isim olarak kadroya geldi ve şimdi sezon sonunda Moses Brown, Beasley ne zaman döner bilmiyorum ya da döner mi? Hani Pokuševski, Maledon Euroleague'de oynayamıyordu doğru düzgün. Yani oynuyordu ama hani bir yere taşımıyordu asfeli. Ya böyle bir 5'le, böyle oyunculardan kurulu bir 5'te öyle ya da böyle rekabetçi kalabiliyor olmaları, üzerine işte bilmem kaç tane draft hakkının olması. Yani inanılmaz bir hikaye. Sam Presti'nin ben çok içten bir şekilde bir tane yüzük kazanmasını, hani Oklahoma'da olur, başka bir yere gider, başka bir yerde kazanır. İstiyorum yani, çok istiyorum. Bence Thunder takımında da Scott Brooks'la uzun süre devam etmeye de o çekirdeği belirli oranda koruyamama, işte Harden'ın gidişine izin verme falan. Tabii ki ona biraz yazar. Bu hani şey değil, tartışılmaz. Ha ben Sam Presti'nin de bir gün kazandığını görmeyi isterim yani içten olarak. Bir 5 yıla falan. İşte zaten üç yıla falan contender olacak zaten Oklahoma. Muhtemelen. Yani tabii draft şansı çok önemli olabiliyor ama hani Presti'de zaten hani Horford'dan bahsettin ya. Horford'da Moses Brown şu anda takımda olmasa da bence bir sebeple yatıracaklardı. Evet evet. Abi seni dinlendirelim bak. Hadi. Moses Brown mesela 2018'di sanırım UCLA'ya gittiği sene. Şak'ın oğlu Şerif Abdurrahim... Ay Şerif Abdurrahim. Hadi kesmeyelim tamam. Şerif O'Neal oradayken çok gölgede kalmıştı mesela. Yani kariyeri boyunca aslında ilk defa belki de böyle yakından takip edilen bir noktada yani Horford'un tabii yani Horford'un olmayışının da şansı var ama ya ben böyle hikayelerin artmasını istiyorum. Bilmiyorum, Moses Brown bir örnek sadece. Ben de istemiyorum. Yani benim adamıma mal olacaksa niye isteyeyim? Haklısın. Şaka yapıyorum. Evet, Perşembe günü yine burada stüdyoda olacağız. Uğur Ozan Sulak, Şerif Abdurrahim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.